Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber puf puf açma tarifi yapacağız. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz. Destekleyen arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve poğaçalarımı anlatayım arkadaşlar. Poğaçalarımız e, kendin böyle puf puf kabardı. Elimle baskı uyguladığım halde tekrar eski formuna eski haline geri dönüyor gördüğünüz gibi ve hemen lafı fazla uzatmadan tarifimize geçelim. Tarifimiz için 4 su bardağı ılık sütümüzü yoğurma kabımıza alalım. Sütümüzün ılık olmasına özen gösterelim. Çünkü sütümüzün ılık olması hamurumuzun daha çabuk mayalanmasını sağlayacaktır. Ve böylelikle daha hızlı mayalanmayla daha hızlı bir şekilde yapmak istediğimiz poğaçaları elde etmiş olacağız. Sütün dışında hiçbir şekilde su kullanmıyorum arkadaşlar bu tarifimde. Ardından bir su bardağı dolusu sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağımı süt bardağına koydum arkadaşlar. O yüzden bardağım biraz farklı durabilir. Ardından bir dolu yemek kaşığı toz şeker ilave ettik. Toz şeker ilave etmemizdeki amaç e, Mayamızın daha hızlı aktif hale gelmesini sağlayacaktır toz şeker. Ardından bir tatlı kaşığı tuz ilave ettik. Ve bir yemek kaşığı dolusu instant kurumaya ekledim arkadaşlar. Kurumaya yoksa siz e, yaş maya da kullanabilirsiniz bir paket. Hiç sorun değil, hiç fark etmez. Mayamın aktifleşebilmesi için bir müddet kaşık yardımı ile bir güzel çırpıyorum karışımımı. Bu arada poğaçamıza 2 adet yumurta ekleyeceğiz arkadaşlar. Yumurtalarımızın sarısını üzerine sürmek için ayırdık. Aklarını harcımıza ekliyoruz. Ardından poğaçamız için 7-8 su bardağı dolusu un kullanacağız ve her zamanki tarifinde anlattığım gibi unumuzu yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ilave edelim. Çünkü Kullandığınız malzemeler veya ununuzun markasına göre sizin un oranı değişebilir. Kıvamını göstereceğim arkadaşlar. Bu kıvama geldikten sonra un eklemeyi bırakın sizde. Dediğim gibi ben 8 su bardağı un kullanacağım. Ama siz 7-8 su bardağı arası değişebilir tamamen. Benim yoğurma yoğurdum zamanki kıvama geldiği zaman un ilavesini durdurun. Şu anda 4 su bardağı unumu ekledim ve yoğurma işlemine yavaş yavaş başlıyorum. Gerek duydukça un ilavesi yapacağım. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Kıvamını da size göstermiş olacağım böylelikle. Dediğim gibi toplamda 7-8 su bardağı kadar un gidecektir. Hamurumun kıvamı da arkadaşlar bu şekilde çok cıvık olmayacak ama katı da olmayacak hafif e, hafif değil bayağı ele yapışan böyle hamur elde edeceğiz ve hamurunuzu bir güzel yoğurun. Ne kadar yoğursak o kadar iyi sonuç elde ederiz arkadaşlar. Ben bir 5-10 dakikadır yoğuruyorum hamurumu. Gördüğünüz gibi ele yapışan hamur oluyor arkadaşlar ve kapağını kapayıp hamurun mayalanıncaya kadar dinlendireceğim mayalanma işlemi aşağı yukarı 15-20 dakika sürecek çok fazla da değil arkadaşlar unumuz ılık olduğu için daha çabuk mayalandı gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı yanıma bir kase dolusu yağ aldım sıvı yağ ve hamurumun öncelikle havasını aldırıyorum elimi yağa batırarak bu işlemi yapıyorum elime yapışmaması için ve zaten açmalarımızı açarken de yağ kullanacağız. İsterseniz bu tarifte margarin de kullanabilirsiniz ama ben benim ilk tercihim sıvı yağ. Şöyle poğaçalarımı açacağım ve beze haline getireceğim tezgahı. Önce bir güzel yağ alıyorum. Ardından elimi iyice yağ buladıktan sonra hamurumdan yumurta büyüklüğünden biraz daha büyük bezeler koparıp beze haline getirip hazırda bekletiyorum. Ve bu poğaçaları yaptığınız zaman arkadaşlar 3-4 tepsi çıkacaktır bu malzemelerle. Ve fazla gelen poğaçalarınızı derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Dolap poşetlerine yerleştirerek derin dondurucudan çıkardıktan sonra ısıttığınız zaman aynı formda aynı lezzette poğaçalarınız kalacaktır. Ben daha çok böyle hazırlıyorum. Özellikle öğrencisi olanlar okula çocuklarının böyle dıştan yemek yemesini istemeyen arkadaşlar hazırlayıp derin dondurucuya kaldırıp çocuklarına böyle çantalarına birer ikişer adet katabilirler. Hem çok lezzetli hem de besleyici ve bu açmalarımız için isterseniz maydanozlu peynirli iç harcı da hazırlayabilirsiniz. Ama ben daha çok böyle sade seviyorum. Dediğim gibi siz isterseniz maydanoz ve peynirli iç harcı hazırlayıp poğaçalarınızı peynir ve maydanozlu yapabilirsiniz şu anda poğaçalarımın açmalarımın açma işlemine geçtim elimi hafiften yağ yağlıyorum ve poğaçalarımı açmalarımı hazırlayacağım tezgahımı da bir güzel yağladım elimle böyle hafiften bastırarak açıyorum ve açtığım poğaçaları böyle elimle katlayarak gördüğünüz gibi videodaki bir klasik poğaça şekli veriyoruz arkadaşlar düğüm atıyoruz ve bir kenarı hafiften kabarması için bir kenarda bekleteceğiz yine dediğim gibi iç harcı hazırladıysanız şöyle açtıktan sonra iç harcını yerleştirip şöyle kapatırsanız iç harçlı poğaçaları açmaları sahip olursunuz böyle bütün bezelerimi aynı şekli verdikten sonra tepsime dizeceğim böylelikle hazırladığım zaman bir müddet daha beklediği için tepsi mayası dediğimiz olay gerçekleşmiş olacak ve poğaçalarımız biraz daha kabarmış olacak arkadaşlar Gördüğünüz gibi hamurumuz o kadar güzel ki kolaylıkla açılıyor, çok fazla zamanınızı almıyor. Oklava, merdane yardımı gerek kalmadan elinizle rahatlıkla açabiliyorsunuz. Bu tarifi yaparken mutlaka tam ölçülerle benim anlattığım şekilde yaparsanız çok güzel sonuç elde edersiniz. Sakın hamurunu çok cıvık diye düşünmeyin. Siz de bu şekilde yap, yapın yoksa poğaçalarınız böyle sert sert olacaktır. İstediğiniz gibi olmayacaktır. Ve tepsiye koyduğumuz, 5-10 dakika daha dinlendirdiğimiz açmalarımızın üzerine ayırmış olduğumuz yumurta sarılarını sürüyoruz ve üzerine ister çörek otu, ister susam veya tane haşhaş dökebilirsiniz. Veya sade seviyorsanız sade de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Gönlünüze göre, gönlünüzden nasıl geçiyorsa, nasıl seviyorsanız öyle süsleyip fırına verebilirsiniz. Fırında da 200 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarifle 3-4 tepsi kadar poğaça çıkıyor. Zamanınız azsa hemen yapayım misafirim gelecek yetişecek iki tepsi yeter bana derseniz ölçüleri yarı yarıya indirip yapabilirsiniz. Ve ben poğaçalarımın bir tepsisini susamlı, bir tepsisini çörek otlu yaptım. Gördüğünüz gibi poğaçalarım pişti. Hemen daha sıcak ama şöyle size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor arkadaşlar. Ve yumuşacık tarifi mutlaka deneyin derim eğer tarifimi denediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar hepinizi kanalıma bekliyorum ve yeni videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın